İzlediğiniz filmler, diziler, oynadığınız oyunlar, gördüğünüz reklamlar, maruz kaldığınız haberler ve tüm bunlara ulaşmamızı sağlayan internet. 16 Şubat 2024 tarihinden itibaren sonsuza kadar değişti ve artık asla eskisi gibi olmayacak. Öyle hızından ya da altyapısından söz etmiyorum. İnternette gördüklerimizden ve bundan sonra göreceklerimizden söz ediyorum. Başlamadan önce önemli bir duyurum var. Her hafta teknoloji gündemine ilişkin önemli bir konuyu seçiyor ve sizler için açıklık getirmeye, özetlemeye çalışıyoruz. Abone olarak ya da videoyu beğenerek desteğinizi gösterirseniz çok mutlu oluruz. Hala görmeyen kaldı mı bilmiyorum ama ChatGPT'nin mucidi OpenAI'nin yeni yapay zekası Sora tarafından üretilen şu videolara bir bakın. Bu görüntülerdeki hiçbir insan, canlı cansız hiçbir şey daha önce var olmadı. Bu insanlar ve üzerinde yürüdükleri tuz gölü. Bir karınca yuvasının içerisinde kameranın hiç onu ürkütmeden takip ettiği bir karınca. Karların içinde oyun oynayan şu aşırı tatlı yavru köpekler. Caddede yürüyen bu kadın, bu kırmızı gözlü mavi güvercin, sanki nesilleri hiç tükenmemiş gibi koşan şu mamutlar, bulutların üzerinde kitap okuyan 20'li yaşlarındaki bir genç, kırmızı şapkası ve mavi yeleğiyle satranç oynayan şu maymun, mama krizine gelip sahibini uyandırmaya çalışan bu kedi, doğum günü pastasına üfleyen bu yaşlı kadın ve çevresindeki diğer insanlar. Daha önce hiçbirisi yaşamadı ve nefes almadılar. Bir dakika. Videoyu biraz geri saralım. Siz de fark ettiniz mi? Mesela şu kadının ellerine bakın. Asla alkışlayamıyor. Hemen yanındaki diğer kadının anlamsız el hareketleri. Böyle insanın içinde tuhaf ve ürkütücü bir his oluşturuyor sanki. İki alevinin ikisi de fizik kurallarına aykırı şekilde farklı yönlere savrulan şu muma bakın isterseniz bir de. Şu arkadaşın elindeki kitabın sayfaları öyle savrulmamalı sanki. Kedinin aniden ortama giren ikinci sol patisini gördünüz mü? Maymunun önündeki satranç tahtası 7'ye 7 ölçüsünde. Halbuki her kenarında 8 kare olması lazım. Karıncanın ayaklarını, köpeklerin üzerindeki kar tanelerini, drone çekimi yapanları işsiz bırakacak kadar gerçekçi olan şu videodaki kayalara çarpan dalgaları, yaşlı kadının elbisesine dikilmiş çiçek detaylarını, kedinin ya da maymunun üzerindeki tüyleri bu kadar gerçekçi yapabilen bir yapay zeka neden böyle basit hatalar yapabilir ki? Pastanın durduğu masadaki yansımalarda hiçbir sorun yok oysa ki. Kadının çarpık ellerinin bile yansıması var. Demek ki önce görüntüler, ardından da yansımalarını üretiyor bu yapay zeka. Birazdan buraya geleceğim. Su birikintilerindeki yansımalara bakın. Onlar da hatasız. Uzaktaki binada ne görüyorsak aynısı yansımada da var. Şimdi derdini şey edeyim Şahin diyebilirsiniz. Ancak bunlar bizim derdimiz olmalı. Yazılı olan bilgiye güvenimizi yapılan ilk yalan haberden sonra kaybettik. Photoshop icat edildikten sonra bu fotoğraf gerçek diyene inanmayı bıraktık. Ve artık videolarda kanıt olmaktan çıktı. Çünkü daha bir yıl önce bir yapay zekadan video istediğinizde size verebildiği en fazla buydu, artık bu oldu. Bir yıl sonra ne olacak? Videonun başında bu videoları yapay zeka üretti demesem, açıklanmasa, kendi gözlerimle fark etmem imkansıza yakın olacak olan hataları söylemesem, kaçınız o videoların gerçek olmadığını şıp diye anlayabilir. WhatsApp aile gruplarında dünkü terör eylemine dair ilk video diye dolaşan ama 5 sene önce dünyanın öbür ucunda çekilmiş videonun gerçek olduğuna inanan, izlediği şeyin deepfake olduğunu göremeyen kaç insan artık bu videoların aslında gerçekte hiç var olmayan şeyler içerdiğini anlayabilir. Yüreğinize su serpemeyeceğim. Çünkü bu işin toplumsal etkilerini henüz OpenAI bile kestiremiyor. Sınırlı sayıdaki bir grup insanın kullanabildiği bu yapay zekanın herkesin erişimine açıldığını bir düşünsenize. İşte bu yüzden anlamamız, bilmemiz gerekiyor ki bu videodan şu ana kadar sıkılıp kapatanlara ya da yaşananlardan hiç haberi bile olmayan insanlara ne gördüğümüzü anlatalım. O yüzden şu masadaki ve su birikintisinde duran yansımalara geri dönelim. Oyun teknolojilerini sıkı takip edenleriniz ray tracing yani ışın izleme teknolojisini bilir. Bu teknolojiye sahip oyunlardaki yansımalar, ışıklandırmalar ve gölgelendirmeler gerçeğe daha yakın hale gelir. Mesela küçük bir örnek. 2009 yılında çıkan şu Spider-Man oyununda binaların camlarındaki yansımalar gelişi güzeldir. Camda yansımasını gördüğünüz bir bina arkanızı döndüğünüzde aslında yoktur. Çünkü bu yansımalar siz duvara tırmanırken oyunu daha gerçekçi hissedin diye oraya eklenen resimlerden ibarettir. Bu yüzden camın önündeki Spider-Man'in kendisinin yansımasını bile göremezsiniz. Çünkü o yıllarda bu yansımaları ve derinliği hesaplayıp işleyecek, sizin komutlarınıza göre yansımanın boyutunu ve kalitesini arttırabilecek, hesaplayabilecek bir oyun bilgisayarı yoktu. 2018'de çıkan Spider-Man oyununa bakalım şimdi de. Işın izleme kapalıyken camdaki binaların yine resimden ibaret olduğunu görürüz. 10 yıl öncesine göre daha kaliteli ve faremizin hareketi
hareketlerine göre derinlik hissini daha iyi yaşatan, daha gerçekçi animasyonlara sahip resimlerdir bunlar. Ancak oyundaki ışın izleme özelliğini açtığımızda güm. Oyundaki her yansıtıcı yüzey, Spider-Man'in kendisi, NPC'ler ve çevresinde olan biten her şey gerçek zamanlı olarak o camlara yansımaya başlar. Sonuç olarak oyunlar daha gerçekçi olur. Ancak bu gerçekçi görüntülere ulaşmak için bir bedel ödemek gerekir. Onlarca bin TL değerindeki grafik kartlarını ve bu kartı destekleyecek donanımlara sahip bilgisayarı satın almanız gerekir. Bu noktada her şey Spider-Man'in camdaki yansımasını gerçek zamanlı şekilde görmek için yapılır. Ya da başka hangi oyunları oynayacaksanız işte. Peki bunun yapay zeka tarafından üretilen videolarla ne ilgisi var? Yapay zeka tarafından üretilen bu yansımalar da tıpkı oyun bilgisayarlarımızdaki gibi grafik kartlarıyla üretiliyor. Ancak oyunlardaki tüm görseller oyunu geliştiren bir grup insan tarafından yıllarca yapılan çalışmalarla bir araya getirilerek ancak oluşturulabiliyor. Mesela Spider-Man oyunu için 400'den fazla insan 4 yıl boyunca çalışmıştı. Ancak yapay zekanın ürettiği bu görüntüler için hiç kimse kılını bile kıpırdatmadı. Hatta kimse yapay zekaya sokakta yürüyen kadının yanından geçtiği su birikintisine yansıma ekle bile demedi. Yapay zeka eğer gece ıslak bir cadde videosu olacaksa suda yansıma olması gerektiğini hesapladı ve görüntüyü bu şekilde oluşturdu. Hiç insan müdahalesi olmadı. Peki yapay zeka bunu yapması gerektiğini nereden biliyor? Bunun cevabı çok uzun ve karmaşık ama size kısaca anlatayım. Masa üstüne yeni bir klasör açın ve içine birkaç dağ fotoğrafı sürükleyip bırakın. Daha sonra açtığınız bu klasördeki dosyalara erişebilen bir algoritma geliştirdiğinizi düşünün. Klasördeki dosyalara bakarak bir dağın neye benzediğini öğrensin. Siz algoritmaya bir dağ çizdiğin, o da klasördeki dağ 1, dağ 2, dağ 3 diye isim verdiğiniz fotoğraflara bakıp hepsinin birleşimi olan yeni bir dağ görün. İşte bu yeni görüntü sizin yüklediğiniz yani algoritmayı eğittiğiniz görüntülerin taklidinden fazlası değil. Çünkü algoritmaya bir dağın ne olduğunu anlatmadınız. Bir dağa tırmandıkça havanın soğuması gerektiğini, bu yüzden zirvesinde kar yığınları olduğunu söylemediniz. Sadece bir dağ çiz dediniz, ürettiği görüntüdeki dağın zirvesinde yer alan karları dağın zirvesinde hava soğuk olduğu için oraya koymadı yani algoritma. Sizin verdiğiniz görüntülerde kar vardı, o da görsele beyaz pikseller ekledi sadece, hepsi bu. Yani algoritmanız bir dağın ne olduğunu bilmiyor. Sadece sizin verdiğiniz bilgilerle sınırlı olarak neye benzediğini biliyor, o kadar. Sonra da durum bambaşka bir boyutta arkadaşlar. Masa üstündeki klasörünüz yerine tüm interneti okuyor. Matematik ve fizik modellerini biliyor. Dağın nasıl oluştuğunu, ne kadar yüksek olursa zirvesinde kar birikmesi gerektiğini, bir insanın tırmanırken neler giymesi gerektiğini, hatta soğuk havadan dolayı ten renginin nasıl değişeceğini hesaplayabiliyor. İşte sonradan yüksek dağa tırmanan bir dağcı videosu istediğinizde karların arasında şortla koşan saçma sapan bir insan videosu vermemesinin sebebi de bu. Yani kopyalamıyor. Hiç var olmayanı sanki varmış kadar gerçekçi bir seviyede üretebiliyor. Daha önce hiç videosu üretilmemiş bir ortamın videosunu yapabiliyorsunuz. Heyecan verici ama ürkütücü. Şimdi videonun başlığında neden bildiğimiz internetin kökten değiştiğini yazdığımı anlamışsınızdır umarım. OpenAI soruyu şöyle tanımlıyor. Gerçek dünyayı anlayabilen ve simüle edebilen modeller için bir temel görevi görüyor. AGI'ye ulaşmak için önemli bir kilometre taşı olacağına inandığımız bir yetenek. Bu açıklamada çoğumuzun kulağına yabancı gelen kavram AGI açılımıyla Artificial General Intelligence yani Türkçesiyle yapay genel zeka demek. OpenAI'nin kurucusu Sam Altman'a göre hedefledikleri şey insanın yapabildiği her şeyi yapabilen bir seviyeye ulaşmak. Yani bir insanı simüle edebilmek. Bunu anlamak için yapay zekayı 3 farklı katmana ayıralım. Yapay sınırlı zeka. Yani belirli bir problemi çözmek için üretilen yapay zekalar. Hava durumunu sorarsanız o da söyler, isterseniz alarm kurar ya da çektiğiniz fotoğrafları falan güzelleştirir. Hepimizin cebinde, bilgisayarında artık kullanmaya çok alıştığımız yapay zekalar bunlar yani. Bir nevi diğer yapay zekalara göre yapay geri zekalı diyebiliriz. 2. Yapay genel zeka. Bir yapboz düşünün. Parçalarının adı metin üretebildiğimiz ChatGPT, istediğimiz görseli üretebildiğimiz DALL-E ve video üretebildiğimiz Sora olsun. Bunların hepsine birer üretken yapay zeka deniyor. Bir araya geldiklerinde oluşacak manzaraya da yapay genel zeka diyoruz. Karşılaştığı her türlü karmaşık sorunu dışarıdan hiç müdahale edilmeden çözebilen, her türlü isteği yerine getiren, sorgulayan, konuştuğunuzda daha önce söylediklerinizi unutmayan, geri geldiğinde sorudaki yanlışı bulup eksikleri tamamlayan yapay zeka. Mesela sudaki yansımaları biz istemedik ama o yaptı. Bu tam olarak OpenAI'ın dediği gibi yapay genel zekaya ulaşabilmek için bir kilometre taşıydı. Henüz o aşamaya gelmedik. Ancak gördüğünüz gibi yapbozun parçaları birleşiyor ve bir
insanı simüle edebilen yapay genel zekaya artık çok yakınız. 3. Yapay süper zeka. İşte bu en tehlikelisi. En çok korkulan senaryoların efendisi. Çok şükür ki kendisini şimdilik sadece bilim kurgu filmlerinde falan görüyoruz. Ancak OpenAI'nin patronu Sam Altman diyor ki dikkatli olmamız lazım. İnsanlar neler olabileceğinden korktuğumuz için mutlu olmalılar. Ancak bunları söylerken yüzünde daha fazlasını görüp yarına dair büyük endişeler taşıyan gergin bir adam ifadesi var. I think one more important thing though is as the world gets closer to AGI, the stakes, the stress, the level of tension, that's all going to go up. I expect more strange things and having a higher level of preparation, more resilience, more time spent thinking about all of the strange ways things can go wrong. Peki tüm bunları görünce ne hissediyoruz? Mutlu muyuz? Değilsek bile geleceğimiz için umut var mı? Bence internet daha önce hiç görmediğimiz kadar iyi bir yer haline gelecek ama daha önce hiç görmediğimiz kadar çöplerle, kirli bilgiyle, yalan haberle falan yüzleşeceğiz. Şimdi gelelim çarpık ellere, fizik kurallarını ihlal eden mumlara, maymunun önündeki eksik satranç tahtasına. Çoğu şeyi kusursuzca yerine getiren yapay zeka nasıl böyle hatalar yapabiliyor? Hiç gördüğünüz bir rüyada bir şeyler okuduğunuzu ya da yazdığınızı hatırlıyor musunuz? Eğer çoğu şair olan %1'lik şanslı bir dilimin içerisinde değilseniz çok büyük ihtimalle yanılıyorsunuz. Daha doğrusu beyniniz sizi yanıltıyor. Rüyanızda anlamlı yazılar değil, aslında birbirine de girmiş şekiller görüyorsunuz. Yani beyniniz sadece bir şeyler okuduğunuza dair anlamlı düşüncelere karşılık gelen bir senaryoyu canlandırıyor. Yani halüsinasyon görüyorsunuz aslında. İşte şimdilik adına üretken yapay zeka dediğimiz ve bizi adım adım yapay genel zekaya götüren ChatGPT, Midjourney, DALL-E ve sonra da tıpkı beynimiz gibi halüsinasyon görüyor. Ya da tam anlamıyla üretemediği yerde sallamaya başlıyor. Eğer bir noktada isteği yerine getiremezse mış gibi yapıyor. Mesela ChatGPT yalan yanlış bilgiler yazmaya, DALL-E ve Midjourney ellerimizi saçma sapan ve karmakarışık çizmeye, sonra da satranç tahtasını eksik düşünmeye başlıyor. Gerçek dışı ve yanıltıcı görüntüler, tasvirler üretiyor. Yani görünürde oradaki satranç tahtasına benziyor ama değil, işlevsiz. Tıpkı rüyalarımızdaki yazılar gibi. Mumun alevleri, kitabın sayfaları, kadının elleri olmaması gereken şeyler yapıyor. Ancak yapay zeka halüsinasyonları son bir yıl içerisinde giderek azaldı. Artık görselin tümünde değil de detaylarda gizleniyor. İşte işi daha da ürkütücü kılan bu. Hatalar azaldıkça gerçekçilik artıyor, gerçekçilik arttıkça sahte olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Hiç olmadığı kadar gerçekçi oyunlar oynamak, hiç kamera kullanmayı ya da drone uçurmayı bilmeden film çekebilmek çok güzel ve çok heyecan verici geliyor kulağa. Ancak bu işin eğlenceli tarafı. Peki ya sahte bir video ile savaş başlatmak mümkünse, bunun için o videonun yapay zeka tarafından üretildiğini anlayacak bir başka yapay zekaya sahip olmayan iki devlet yeterli. Geçmiş olsun. Yapay zeka ile üretilmiş bir sahte videoyu gerçek sanıp Cerrahpaşa'da sakallı bir bebeğin doğduğuna, doğar doğmaz konuşup bayramın ikinci günü kıyamet kopacak dediğine inanacak milyonlarca insan var. Bilmeyenler için bu 1987'de bir gazete haberiyle tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Haftalarca gazetelerde sakallı bebeği tartıştı insanlar. Teknoloji devleri daha iyi ticari başarılar, daha yüksek hisseler için yarışırken toplumun ve sosyal psikolojinin gerçeklerini unutmaya, korkarım ki ateşle oynamaya başladılar. Daha da kötüsü toplumları bir arada tutan devletlerin bu gelişmelere adapte olmakta zorlanması, önüne alacak yasal düzenlemeleri yapmakta gecikmeleri arkadaşlar. İşte bu yüzden OpenAI güvenliği artırmak için bir videonun sonra tarafından üretip üretilmediğini anlayacak kendi kendine tersine mühendislik yapan bir yazılım, bir başka yapay zeka daha geliştirmiş. Peki ya Google'ın yapay zekası ile ürettiğimiz bir video sonrayı kandırabilecek güce erişirse? Bunun garantisini kimse veremeyecek bize. Tüm bunlarla başa çıkabilmek için yapmamız gereken tek şey yapay zekayı nasıl kullanacağımızı öğrenmek. Çünkü görüyoruz ki artık bu devrim kaçınılmaz bir gerçek. Ve şu anda yaşanıyor. Yapay zekayı kullanmayı ya da geliştirmeyi bilmeyen insanlar ve toplumlar için yapay süper zeka dediğimiz o bilim kurgu senaryosu çoktan gerçek oldu bile dostlar. Neyse çok uzattım. Umarım açıklayabilmişimdir. Her hafta teknoloji gündemindeki önemli konuları bu videoda olduğu gibi size aktarmaya ve açıklık getirmeye çalışıyoruz. Kaçırmamak için abone olursanız çok seviniriz. Haftaya görüşmek üzere. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.